Merhaba, Nasıl Başardın programına hoş geldiniz. Bir hafta aradan sonra kadınları yakından ilgilendiğini düşündüğüm, daha doğrusu artık günümüzde erkekleri de yakından ilgilendiren bir konuk var. Doçent Doktor Tahsin Görgülü var. Kendisini biraz tanıyalım. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Doğumumdan başlayalım. Evet. 1979 Konya doğumluyum. Çocukluğum şu anda Karaman'a bağlı Erminek ilçesinde geçti. Yaklaşık 2,5 yaşlarımdayken abimle babamı bir trafik kazasında kaybettim. Tabii bunun sonrasında annem biraz daha böyle depresyondaydı. Epeyce bir depresif yıllar yaşadık. 90 yılında yani 12 yaşım civarında da ablam üniversite sınavını kazandı. Marmara Hukuk Fakültesini kazandı. Biz de böylece İstanbul'a taşınarak yeni bir maceraya atılmış olduk. Annem de buraya gelince birazcık daha düzeldi. O düzelince biz daha iyi olduk. Ve eğitim hayatıma başladım burada. İşte ortaokul, lise, üniversite şeklinde devam etti. O yıllarda da çok fazla böyle hem biyolojiye hem elektroniğe, elektriğe, bilgisayarlara çok merakım vardı. Bunların kombinasyonunda giderken bir anda doktor olmaya karar verdim. Peki aslında çok da büyük bir olay atlatmışsınız. Şimdi hep bir klişe vardır. Anne baba doktordur, çocuk da doktor olur. Sizin ailenizde aslında bir doktor yok bildiğim kadarıyla, değil mi? Yok. Siz nasıl bu yola evrildiniz? Hani nasıl doktor olmaya karar verdiniz? Ya da bilinçaltınızda acaba yaşadığınız o kayıp sizi buna da itmiş olabilir mi? Bilinçaltımdaki yaşadığım kayıp tabii böyle bir insanları, zor durumdaki insanları, yaralanmış insanları kurtarma gibi bir psikoloji oluşturmuş olabilir. Bu yüzden de birazcık aslında seçmiş olduğumu düşünüyorum. Ama bunun yanı sıra böyle biyolojinin mantıksallığı, o yapı da beni çok etkilediği için o şekilde... Sizin zamanınızda elektronik aslında böyle çok böyle revaçta olan, hani çünkü sizinle birlikte elektronik büyüdü ve şimdi evet, dijital bir çağdayız. Evet. Elektronikle ilgili de birçok şey yapmışsınız. Ben biliyorum aslında, biraz sohbet etme fırsatımız olduğu için biraz onlardan da bahseder misiniz? Şimdi yazları İstanbul'daydım ama yazları memlekete gidiyordum ve yapacak bir şey bulamıyordum. Böyle bir elektrik tamircisinin yanında işe girdim. O arada böyle çizim devreleri, devre çizimleri falan böyle elime geçmeye başladı. Bir FM verici devresi gördüm. Ondan sonra bunu yapalım edelim derken biz vericiyi yaptık. Ben eve bir radyo kurdum. Böyle kaset çalar, radyo, bir anten taktım. Mahalleye yayın yapmaya başladım. Ay, gerçekten. Çok iyi. DJ geçmişim olmuş oldu. Süper. Aslında bir alet, yani bir radyo kurmuşsunuz. Evet. Küçük çapta bir mahalle radyosu kurdum. Peki başka böyle icatlarınız var mı? Yani tıbbi alanlarda var. Böyle kendi kendime şeyler yapardım. İşte telefon hattına iğneyle girip paralel çekerdim. Ablam telefonla konuşabilsin diye odasına öyle uzatma çekmiştim. Paralel hat çekmiştim. Bu tip böyle elektrik elektroniğe kafam epeyce bir çalışırdı. Hatta işte son yayınlarımdan bir tanesi de böyle bir aydınlatma sistemi. LED'lerle bir aydınlatma sisteminin cerrahide kullanımı konusunda mesela bir yayınım var. O tip şeyler, bir bilgisayar fanından hastaya bir soğutma mekanizması yapmışlığım var. Bu da bir yayın olmuştu. Daha sonra kendi patentini aldığım bir meme tasarım cihazı var. Bunda da mesela su terazisi kullandım. İşte şu anda telefon kullanıyoruz, açı ölçerleri falan. Öyle sistemler tasarlama konusunda bir merakım var. Ama bu da mühendis kafasıyla doktor olmaktan kaynaklanıyor. Ya aslında mühendis olmak istiyordunuz. Evet, yani ona daha yakındım. Matematik kafam daha ağırdı ama biyolojiyi de çok seviyordum. Karma bir şey oldu. Ben mutluyum ama bu halde. Evet. Şimdi yavaş yavaş estetiğe girmek istiyorum. Çünkü yaptığınız işler gerçekten çok güzel ve sonucu da çok mükemmel şeyler doğuyor. Aslında biraz mühendislik de yapıyorsunuz. Yani size geldikten sonra ve sizden çıktıktan sonra insanlardaki mükemmel değişimler ve insanların mutluluğuna bir sihirli değnek gibi bir dokunuş yapıyorsunuz aslında. Evet. Biraz estetik hakkında bize bilgi vermek isterseniz neler söyleyebilirsiniz genel anlamda? Sana detaylandıracağız zaten. Şimdi estetik uzaktan baktığınızda çok rahat ve güzel bir işmiş gibi görünse de insanları tatmin etmek dünyadaki en zor iştir. Ve bu yüzden hani aslında estetik cerrahi hani en kolay görünen ama en çetrefilli insanlarla, çünkü yapısal olarak hani bir genel cerrah apandist olur, hayatını kurtarır bir insanın. Bizdeki öyle bir şey değil ve her izinden... iyileşme süresine kadar sorumlu olduğun bir süreç var ve bu da keyfe keder yapılıyor. Bu nedenle oldukça riskli, insanların psikolojileriyle bedenlerinden daha çok uğraştığımız bir alan aslında.
O yüzden estetik cerrahi uzaktan göründüğü gibi değil. Yani davulun sesi uzaktan hoş gelir ama kendi içinde gerçekten oldukça zor bir iş. Ama tabii ki bir matematik kafası, bir mühendis kafası, bir altın oran, bir bakış açısı gerektiren bir meslek. Yani bir insanın yüzüne baktığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı ne gerektiğini, artık mesleki deformasyon dolayısıyla yolda yürürken bile insanların yüzlerini tarayarak ya da işte vücutlarında falan diyerek yürümeye başlıyorsunuz. Böyle bir deformasyonunuz oluşuyor ama bu da sizde zaten belli bir süre sonra bunları yaparsak güzel olurlar çıkarmaya başlıyor. Yani sonuçta bu meslek de bitmiyor. Bunda da devamlı öğreniyorsunuz, devamlı yeni şeyler. Hem teknoloji bir yandan gelişiyor, hem güzellik kavramı değişiyor. Estetik kavramı değişmiyor. Bir şey değildir ama güzellik kavramı her yıl, her 10 yılda bir, her 100 yıl çok çok farklı şekillere evriliyor. Evet, şunu sormak istiyorum. Aslında şu an son zamanlarda bütün kadınlar aynı olmadı mı sizce de? Evet, çünkü değiştirebilme şansımız çok yüksek. Mesela kaş modası diye bir şey var. 1920'den 2020'ye kadar olan kaş modasını bir ara ben mesela incelemiştim. Gerçekten işte 80'lerdeki böyle hilal ince kaşlar, ince hilal kaşlar, Adile Naşit boyası kaşlardan bugün geldiğimiz düz kalkık kaşlara kadar. Ama tabii şimdi artık kaşları kaldırabilecek imkanlarımız olduğu için herkesin kaşları kalkık. Gözleri çekik, yanakları yukarıda, dudakları kalın. Tabii ki birbirine benzemeye başlıyorlar. Ama önemli olan burada kimsenin anlamayacağını yapmak. Benim bu konuda bir söylemim vardır. Estetik yalan gibidir. Kimse anlamıyorsa anlamlıdır. Evet, çok güzel bir şey söylediniz. Aslında biraz o abartıdan çıkmaya çalışmamız gerekiyor, evet, değil mi? Yani kişinin ihtiyacı olanı kadarını yapıp fazla yapmamak. Yani bu gerçekten çok enteresan talepler var. Mesela biri gelip şey diyebiliyor. Ben dudak dolgusu istiyorum, yapıldığı da belli olsun istiyorum. Ama siz istemiyorsunuz. Ya ben istemiyorum. Bu talepte gelenikini mecburen öyle. Ya da işte ben burnum yapılsın istiyorum ve yapılı olduğu belli olsun istiyorum diyor. Bu nokta birazcık artık toplumda estetik bir kademe aracı da, yani ben estetik yaptırdım demek bir yükselme olarak görüldüğü bir insanlar da var. Yani bazı insanlar bunu böyle görüyorlar. Bu nedenle aslında hani doğalcıyım, evet, ama böyle bir taleple gelene de tabii talep ettiği şekilde yapmak zorundasınız. Evet, siz doğal yönden, yani bu arada ben de sizde dudak dolgusu yaptırmış birisiyim. Hani bir tecrübe, bir hani müşteri yorumu olarak yapayım. Mesela ben çok memnunum, hiç belli olmuyor, kimse de bana hani sormuyor bile. Aslında bu birazcık daha güzel ama dediğiniz gibi talep ve arzı ve talep meselesi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Peki, mühendislik, icatlar falan filan buralara geldiniz. TUS'a hazırlanırken nasıl hazırlandınız? Yani estetiğe sizi iten neydi? TUS'a hazırlanırken şöyle bir şeyden başlayayım. Üniversite sınavı hazırlığımdan başlayayım. Babamla abim vefat ettiklerinde şöyle bir hikayesi vardı. İşte Anadolu Lisesi sınavı o zamanlar 3 büyük şehirde yapıyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de yapılıyor. İşte İstanbul'a sınava geliyorlar. Hatta abime bir tane gitar alıyorlar. Bu gitarı dönüşte kaza oluyor ve bu kazadan o gitar bizim eve geliyor ama annem bize hiçbir eşya göstermezdi. Ama ben üniversite sınavına hazırlanırken o gitarı buldum. Wow. O gitarı ben dedim ki ben bunu çalacağım dedim ve 17 yaşındayım. İşte üniversite sınavına çalışırken bir yandan böyle bir ders çalışıyorum, bir test çözüyorum, gidiyorum gitarda bir şeylere bakıyorum. İnsanların ellerini izliyorum televizyondan nasıl çalıyor diyor. Kendi kendime gitar çalmayı öğrendim. Süper. Sonra da işte tıp fakültesini kazandım. Tıp fakültesinde de gitar çalmaya devam ettim. Orada gruplar falan kuruldu. İşte basçı yok. Basçı zaten biraz zor bulunur. Ben çalarım dedim. Ondan sonra ben basa geçtim. Biraz kendimi yine geliştirdim. Bas çalmaya başladım. Gruplar Taksim'e sahneye çıkıyoruz. Ya ben internken, yani tıp fakültesi son sınıfta aktif olarak sahnedeyim. Çok iyi. Tabii ki ders çalışmıyorum. Bu nedenle işte TUS'a girdim. Çok şey bir puan aldım. Bazı bir puan aldım. Sonra yine ama o zaman sahneye çıktığım için alamadım. Sonra sahneye de bıraktım ama yine ders çalışmıyorum. Annem bir gün geldi, ben dedi seni dershaneye kaydettireceğim. Benim annem de ilkokul öğretmenidir ve acayip disiplinlidir. Yani bizi çocukluğumuzdan beri, şimdi baba da olmadığı için hem anne hem baba stratejisiyle acayip güçlü yetiştirdi. Hem ablamı hem beni. Böyle bir, ama şu da var, bizi biraz gazla çalışır hale getirdiği için benim bir şeyden gaza gelmem gerekiyordu. Annem de bunu bildiği için beni bir dershaneye yazdırdı ama sınava 3 ay kalmış. Ve ben hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey çalışmamışım. Ben dershaneye bir gittim, böyle şey, herkes deli gibi ders çalışıyor. Tabii ben bir gaza geldim, günde 15 saat ders çalışmaya başladım. İşte bu kadar tekrar yaparsam şu olur bilmem. Bir planlama yaptım 3 aylık. 3 ayın sonunda da ya kazanamam herhalde bu sene dedim. Ama dedim
o gitar çalma kısmı da oradan böyle sanatsal bir şey, hani sanatsal bir yanı olan hangisi var diye düşündüm. Estetik cerrahi daha böyle daha yoruma açık en azından. Sizin de yorumunuzu. Evet, ben de hani böyle bir sanatla ilgilenen, işte müzik yapan, beste yapan falan bir tip olduğum için bana o anda çok daha çekici geldi. Tabii plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi dediğiniz şey çok büyük bir şey. Sadece estetik değil, estetik bizim işimizin %10'u. Ama tabii dıştan baktığın zaman bunu gördüğün için her şey çok sanatsal yapılıyormuş gibi hissediyorsun. O şekilde 5 tane plastik cerrahi tercih yaptım, nasıl olsa kazanamam diye, ama... Çapayı kazandınız. Yok, çapayı üniversitede kazandım. Sonra Şişli Etfal'i kazandım. Şişli Etfal'de başladım asistanla. İşte yaklaşık Amerika vesaireyle 6,5 yıl civarında bir asistanlık eğitimi yaptık. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Ablanız da hukuk fakültesi mezunu. Evet. Yani gerçekten anneyi kutlamak gerekiyor burada aslında. Evet. Çok güzel iki evlat yetiştirmiş ve hani eğitimlerinde de gerçekten kariyer yolunu hiç karışmadan, bir hani ilkokul öğretmeni olarak hiç karışmadan ikinize de çok farklı bir yol açmış aslında bakarsanız. Yani öyledir. Bir de anneme bir şey beğendiremezsiniz. Ben işte dedim ya, 3 ay çalışmışım, tuz kazanmışım. 3 ayda tuz kazanmak çok hani mucizevi bir kesinlikle. Şey. Kesinlikle. Annemin adı da mucize bu arada. Şöyle, ben kazandım, böyle kazandığımı öğrendim, odamda kutlama yapıyorum. Bir çıktım odadan, annem telefonda konuşuyor, işte bir çapa olmadı ama ne yapayım falan. İnanmıyorum. Yani çapa da tercihimdi ama Türkiye ikinci son arkadaşı, sınıf arkadaşım kazandı orayı da aynı dışında. Yani o yüzden benim kazanmam çok mümkün değildi o çalışmayla. Ama Tahsin Hocam, siz satranç da oynayan birisiniz mesela. Evet, yani şöyle, hatta ilk ben, annem öğretmen olduğu için okula devamlı annemle beraber gidip geliyordum ve okuma yazmayı okula gitmeden önce öğrendim. O arada bir yerden bir satranç takımı hediye gelmişti. Ben böyle onun içinden kurallarını okuya okuya satranç oynamayı öğrendim. O dönemde bizim orada çok iyi oynayan birkaç kişi vardı. Onlarla tanıştım ve ciddi ciddi oynamaya başladım. İşte ortaokul, lise yıllarında da birkaç turnuvada da başarım vardır. Turnuva birinciliklerim var ama tabii yani o bir disiplin ve o disiplinle devam etmediğim için şu anda o kadar iyi değilim. Ama bir çocuğun mantıksal gelişimi için bence satranç gibi bir oyunu mutlaka oynaması gerekiyor. Evet, güzel bir açıyla baktınız. Şimdi biraz estetik konularına giriyorum. İlk önce yüzle başlayalım istiyorum aslında. Çünkü insanların son zamanlarda yüzümüze yaptırdığımız birçok medikal estetik diyoruz galiba buna. Yanlış da olmasın. Birçok medikal estetik tercih ediyoruz. Gençlik aşısı var, mezoterapi var, gözaltı var, göz kapakları var. Yani aslında sayısını ben bile bilmiyorum. Bir sürü estetik seçim var. Şimdi ilk başta takipçilerinden de gelen çok fazla bir soru oldu. Lekelerle alakalı soru sormak istiyorum. Bu yüzümüzdeki oluşan lekeleri nasıl tedavi edebiliriz? Kaç seansta gider, gider mi? Nasıl oluyor? Biraz bu lekelerden bahsedelim. Şimdi lekenin nasıl oluştuğu, neye bağlı oluştuğu, bir hormonal duruma mı, mesela gebelikte oluşan melezma gibi lekeler mi oldu, yoksa güneşten mi kaynaklandı gibi birçok faktör var. Yani leke olayı başlı başına bir derya deniz. Ve leke tedavi edilmez, idare edilir diye bir laf vardır. Yani leke oluştuktan sonra onu tekrar yok etmek ya da kalıcı olarak yok etmek çok mümkün değil. Ama ne yapılabilir? Uygun bir şekilde o derinin üzerindeki tabakadaki renklenme sonlandırılıp, deri altında da bunu üreten hücreler bir şekilde baskılanarak uzunca bir süre ortaya çıkmaması sağlanabilir. Ama kesin tedavisi gerçekten yok diyebileceğimiz durumlardan bir tanesi leke. Leke konusunda yaz mevsiminde zaten çok fazla bir tedavi önermiyoruz ama hani artık Eylül ayından sonra Ekim civarında başlanan farklı, bugün piko lazer dediğimiz lazerler ya da karbondioksit lazerler ve hatta kombinasyonlar, mezoterapiler, PRP, bunların kombinasyonlarıyla da iyi sonuçlar alınıyor. Ama dediğim gibi bir lekenin kalıcı yok edilmesi gerçekten çok zor. Evet. Biraz da gözaltı moruklarından bahsedeceğim. Çünkü benim de çok şikayet ettiğim bir işlem. Bu gözaltı morlukları tamamen geçebilen bir şey mi? Yoksa hani onu da en aza mı indirgeyebiliyoruz? Gözaltı morluğu kalıtsal olduğu zaman gerçekten çok zor. Yani bir deminki bahsettiğimiz leke konusuyla kafa kafaya geliyor. Yani tedavisi için kalıcı bir şey yapamayız ama geçici, en azından tekrarlayan terapiler şeklinde azaltmamız mümkün. İşte bir de bu gözaltı halkasının ya da işte morluğun neden oluştuğunu açıklamak lazım. İki nedeni var. Yani iki kombinasyon var aslında. Göz altındaki çöküklük, bizim gözyaşı oluğu dediğimiz deformite var. Renklenme var ve bu ikisinin birlikte olduğu durumlar var. Bu durumlarda işte gözaltı olduğu için
ışık dolgusu üzerine renk kaçıcı solüsyon enjeksiyonları, lazerler gibi kombine bir tedaviyle gitmek gerekiyor. Ben bunu hep savaşa benzetirim. Bu bir estetik bir savaşsa kazanmak için tek bir şey, yani bir tankın ya da bir askerin uçağın olmayacak. Hepsiyle birlikte savaş. Stratejik bir şekilde saldıracaksın ki düşmanı yok edeceksin. Evet, güzel. Bu arada çok güzel açıklamalar yapıyorsunuz aslında. Hani hem cümlelerinizle hem evet bir savaşa benziyor gerçekten. Çünkü sürekli bir savaş halindeyiz. Yani bir kere yani estetikte şunu sorabilir miyim? Yani şunu yaptım ve artık buradan bir şey olmaz. Yüz için bunu söyleyemeyiz herhalde. Yani mesela liposuction için belki diyebiliriz. Ya da burun estetiği için hani bir kere yapıyorsun ve bitiyor. Evet. Ama hani lekeler ya da yüzümüzdeki o yaşlılık, o sarkmalar, bunlar sürekli tedaviyle ve sürekli seanslarla olacak şeyler herhalde, değil mi? Şimdi şöyle açıklayalım. Mesela bu kağıt bizim cildimizin üst, sizin gördüğünüz kısmı olsun. Hı hı. Bu alttaki yumruğumda bunu üreten hücre olsun. Hı hı. Bu hücre bozulduğu zaman... Hı hı. Üste yansıyan bir leke oluşuyor. Bunu çizelim örneğin. Buraya bir yuvarlak çizeyim. Tamam. Bu elimden kaynaklanan bir problem. Tamam. Bunu yok edebilirsiniz. Tamam. Lazerle. Ama hücredeki bozukluk devam ettiği sürece... Tekrar. Bu yine bunu üretecektir. Ne yapman lazım? Önce lazerle bunu yok ettin ya da bir solüsyonla bunu yok ettin. Sonra bu hücreyi baskılaman gerekiyor. Ama bu hücreyi yok edersen de bu sefer renk açıklığı şeklinde bir problem yaşarsın. Hmm. Bu kadar saldırgan da olamazsın. Yani onu... Ne yok edeceksin ne de seveceksin. Onun o kontrolsüz çalışmasına izin vereceksin. Onu idare edeceksin diye o yüzden söylüyorum. Bu hücreyi idare edersen o da o lekeyi yapmaz ve daha uzunca bir süre yapmaz. Ama bir gün sen bıraktığın anda tıp diye tekrar bu yeniden çıkacak. Ortaya çıkar. Çünkü o hücre bozulmuş oluyor. Artık normal bir üretimini kaybetmiş oluyor. Evet, çok güzel açıkladınız. Peki şimdi... Aslında son zamanlarda yine benim de yaptırdığım liposuction'a gelmek istiyorum. Daha sonra da ayak bileğine geleceğim. Çünkü ayak bileğiyle de ilgili çok sorular var. Çünkü evet. Ayak bileği aslında çok bilinen bir estetik değil. Yani var ama bunu bilen yok. Yani ayak bileklerim kalın, o zaman yapacak bir şey yok diye düşünülüyor herkes. Aynen. Şimdi liposuction belli bir tecrübenin üzerinde yapılabilen bir ameliyat zaten. İyi liposuction yapmak belli bir tecrübeyi gerektiriyor. Ayak bileği gibi bir bölge, vücudun en az yağ içeren, en ince yağ içeren dokularından birisi. Burada o kadar hassas bir liposuction yapmanız gerekiyor ki o dediğim tecrübeden çok çok daha masterclass bir tecrübeniz olması gerekiyor. Yani belli bir tecrübenin üzerindeki doktorlar, Türkiye'de de çok fazla yapan yok zaten. Çünkü çok zor bir bölge, çok sabır isteyen bir bölge. Örneğin bir karından 1 litre yağı 15 dakikada alabilirsiniz. Ama ayak bileğinden 1 litre yağı 3,5 saatte alırsınız. O yüzden... Orada çok yavaş, düşük basınçlarla çalışmak vesaire, yavaş hareket etmek, bir sürü yani sıkılan birisiniz hayatta bu ameliyatı yapamazsınız. Sabırlı olmanız gerekiyor. Zor da bir ameliyat, yorucu da bir ameliyat. Peki yapıldıktan sonra ne kadar süre içerisinde bir iyileşme söz konusu oluyor? Şimdi ödemlenme durumu birazcık burada problem. Yani yapıyoruz, akabinde bir gün sonra ödemlenmeye başlıyor zaten. Bu ödemin tamamen geçmesi 5 ayı buluyor. Yani bir hastaya ben 6 ay diyorum. 6 ay sonra siz ideal bileklerinize kavuşacaksınız. Şu andaki yani 6 ay unutun. Bir şey hani beklemeyin diyoruz ama ameliyat sırasında zaten çektiğimiz fotoğraflarda vesaire de farkı çok net görebiliyorsunuz. O haline 6 ay sonra gelmiş oluyor. Peki ayak bileğindeki o ince ameliyat nasıl? Yani kemikle mi ilgileniyorsunuz orada? Nasıl oluyor? Tamam. Benim aklıma direkt kemiği oradan almak geldi şimdi, mesela. Öncelikle bu ayak bileğinin kalınlığının kaynağı kişinin kemik yapısı mı yoksa yağlanma mı? Buna bir karar vermek gerekiyor. Bunu da muayenede zaten ya da ultrasonla bakabiliyorum. Ne kadar yağ kalınlığı var öncelikle bunu ölçüyoruz. Yani dokunduğum zaman zaten bunu anlayabiliyorum. Eğer kişinin hani bazısı iri kemiklidir deriz evet. Ya, gerçekten iri kemikli olup ayak bileği kalın olan zaten benim yapabileceğim bir şey yok. Kimsenin yapabileceği bir şey yok. Çünkü kişinin yürüme... fonksiyonunu bu sefer bozmaya başlarsınız. Hı hı. O nedenle o bölgeye çok fazla girmiyoruz. Hatta bazen bu ayak bileğinin hemen üzerindeki kaslı bölümü küçültmek için o bölgeye botoks bile yapanlar var. Hı. Ben ona da çok fazla taraftar değilim. Çünkü yine yürüme mekaniğini bozan bir şey. Ama biz özellikle lipödem dediğimiz bir hastalık var. Türkiye'de de çok yaygın. Kadınlarda özellikle ayak bileğinden kasağa kadar olan bütün bacakta komple bir yağlanma. Genellikle doğumdan sonra başlıyor ve 20-40 yaş arasında ortaya çıkabiliyor. Ailesel bir hastalık, kimisinde aynı zamanda sık morarma, ağrı gibi durumlar da oluşuyor. Bacak bölgesinde, kol bölgesinde de olabiliyor bu durum. Böyle bir hastalık var ve bu hastalık olanlar zaten ayak bileğinden itibaren hop diye böyle kalınlaşan bir
yapı görüyoruz. Hı. Adı ne demiştiniz aslında? Lipödem. Lipödem. Evet. Tamam. Yani lenfödemle karıştırılmasın. Lenfödem diye bir hastalık var. O lenfin birikmesi, lenfin taşınamamasından dolayı ayağın ödemli gibi olması hali. Bu öyle bir hastalık değil. Bu yağ dokusunun bir hastalığı. Yağ dokusu ayaklar, ayak bileğinden itibaren hastalıklı ve vücuttaki her şey o bölgelere toplanıyor. Hı. Gibi düşün. Bunun tedavisi var mı? Liposuction. Yani bunun şu anda günümüz tıbbının bulduğu bir metabolik tedavisi yok. Bunu ben insanlara bu aslında yağlanmayı şöyle anlatıyorum yine. Mesela kadınların basen bölgesi, yan bölgeleri, buraları da mesela kilo alırken doluyorlar, doluyorlar, verirken hiç verilmiyorlar. Niye? Niye? Evet. Niye? Bunu anlatalım. Buralar vücudun RDS'i gibidir. Evinizin deposu gibi, RDS'i gibi düşün. Çok yanlış yerler. Gerçekten çok yanlış yerler. Yanağında mı olsa? Ya yanağında olsa daha kolay olabilir. Yani basen çok zor. Erimiyor i̇şte, çünkü. Hayır. Basen mekanizması yanağında olsa daha kötü olurdu. Düşsene kilo alıyorsun, burası şişiyor. Buradaki mekanizma şöyle. Vücutta dolaşımı en kötü olan yerler. Basenler veya bu yanlar. Yani orayı kesseniz kanaması bile normal bir bölgeden daha geçtir. Öyle kötü damarlanması olan bir bölge. Vücut eline fazla bir enerji geçirdiği zaman bunu yağa çevirip oraya saklıyor. Oraya atıyor. En kullanmadığı yer çünkü orası. Ama kilo verirken enerji almak için ilk oraya gitmiyor. Oranın ne? Dolaşımı çok kötü çünkü. Gidiyor mesela yanağındaki yağı yakmaya başlıyor. İşte başka yerindeki yağları yakmaya başlıyor. O ardiye diye onu diyorum. Mesela eline evine bir takım bardak geldi. Hediye nereye? Aa, mutfak dolu dersin, ardiyeye koyarsın. Evet. Bardak alman gerektiği zaman nereye gidersin? Mutfağa gidersin. Aynı işte bu ardiye muhabbeti. Orada toplu takım bardaklar var ama sen devamlı mutfaktan bardak alıyorsun. En son bütün evdeki bardaklar kırılırsa gidip ardiyedekini alıyorsun. Kilo verme sürecinde de aynen böyle. Önce her yerdeki yağlar yakılıyor, yakılıyor. Bitmeye yakın artık sen baseninden ya da yanlarından vermeye başlıyorsun. Hmm, evet, çok iyi. O nedenle o bölgeyi yakman bu kadar zor olduğu için de o bölgeleri liposuction'la daha kolay tedavi eder. İşte bu bölgenin dolaşımını arttırarak işte lipolizler var, enjeksiyon, o bölgenin kanlanmasını arttırarak. Evet, arttırabiliyoruz ama kişi ciddi bir kilo veriyorsa buna destek olarak yapabiliyoruz. Ama bazı insanlar yani 1.70 boyunda 55 kilo ama baseni var ya da işte yanları var. Bu insanlar da artık hani daha fazla kilo ver diyemeyeceğin için bu insanda en ideal seçenek liposuction oluyor. Evet, aslında burada şeyi de vurgulayabiliriz. Çok kilolu insanlar liposuction yaptırabilir mi? Yani çünkü mesela atıyorum 120 kiloyum, yani rakamı şu an afaki veriyorum. Ya da 90 kiloyum, ben liposuction yaptırmak istiyorum. Ne öneriyorsunuz? Kesinlikle önermiyoruz. Liposuction fitken olunması gereken bir ameliyattır. Liposuction biraz önce dediğim örnekteki gibi 1.70 boyunda 60 kilo baseni var, yanları var. İdeal hasta. Ama 1.60 boyunda 90 kilo hastanın liposuction yapabileceğiniz bir limiti var zaten. Ve belli bir rahatsızlık bölgesi varsa belki buraya çalışabilirsiniz. Örneğin hastanın dizleri çok büyüktür, bu bölgeye liposuction olabilir gibi. Ama bir insanın liposuction'dan beklentisi zayıflamak gibi böyle incelmekse onun yolu bu değil. Ben bu hastaya mide küçültme ameliyatını öneriyorum mesela. Ha, ya da şöyle mi oluyor? Mesela ilk önce mide küçültme ameliyatı, sonra liposuction'a geçelim. Yani önce ideal bir kilo verilmesi. Benim mesela üst sınırım vardır. 70 kilonun üzerine liposuction yapmayı, yani bir hastanın ameliyat riski, anestezi riski, liposuction'a bağlı komplikasyon gelişme riski yüksek. İki, yani 90 kilo bir hastadan alacağın 6 ya da 9 litre bir yağla samanlıktan çöp çekmiş gibi oluyorsun. Yani hasta ameliyattan sırasında bile ne sen tatmin oluyorsun ne ameliyat sonrasında hasta tatmin oluyor. Bunu engellemek için, yani yaptığın işin bir anlamı olması için o aldığın 6 litre yağın o kişinin bedenini ciddi bir hacim kaplaması gerekiyor. Peki yüzde gıdıya yapılan kol, gıdı ve mesela karın bölgesi. Evet. Aslında en çok tercih edilen evet basen, karın ve gıdı, kol. Buradaki iyileşme süreçleri nasıl oluyor? Mesela gıdıyı yaptırdıktan sonra oradaki o bir deformasyon oluyor mu? Ya da yüzde bir liposuction yapıldığı belli oluyor mu? Bunlar için neler söylersiniz? Yani yüz bölgesinde liposuction için en müsait alan gıdı. Çünkü yüzün başka yanında liposuction yapmak gerçekten sıkıntılı. Burada da genellikle günümüz teknolojilerinde boyuna bir liposuction yapıyoruz ki bunu lokal anesteziyle ofis şartlarında yapıyoruz. Sonrasında da sıkılaşma için farklı şeyler kullanabiliyoruz. Radyo frekanslar, işte
body tight, face tight dediğimiz cihazlar ya da ben argon plazmayı ameliyathanede kullanıyorum bu bölge için. Yani boyunu sadece liposuction değil artı bir sıkılaştırıcı kullandığımız zaman ciddi anlamda toparlanma ve gerginleşme, jawline hattında ortaya çıkma sağlayabiliyoruz. Kolda daha önceden germe düşündüğüm hastaları şu anda liposuction artı argon plazmayla mesela artık neredeyse kol gerilmiş performansında sonuçlar alabiliyorum kol bölgesinde. Çünkü kol bölgesi de sarkmaya çok meyilli. Aynı şekilde yani bu kolu direkt bacak içiyle de eşleştirebiliriz. Bacak içinde de liposuction sonrasında sıkılaştırma ciddi anlamda pozitif etkisi oluyor. Çünkü liposuction'dan sonra orası iyice keşkül kıvamına gelebiliyor. Peki gıdıyı yani gıdıda sadece liposuction'a kalmayın diyorsunuz. Yani evet bir liposuction yani, yapıldıktan sonra bir sıkılaştırma da tercih edilsin. Bence edilmeli. Yani tabii kişinin cilt kalitesine kimisinin yani bunu aslında anlayabilirsiniz. Kiminin gerçekten çok gevşektir. O yağı aldığınız zaman da sonuç olarak kalacak şey kalıntının anlayabilirsiniz gevşek kalacağını. Bazı insanlar ama derisi böyle balon gibi hani gergindir. Alırsan gerçekten toparlayabilir. Bu derinin kendi kendine sıkılaşabilme kapasitesi ayrı bir kavramdır. Ve bazı insanlar bu konuda çok şanslılardır. Yani böyle alırsın top küçülür ama derisi de küçülür. Ama bazılarında alırsın deri aynı şekilde kalır ve böyle o karın içinde aslında karında da öyle bir şey var. Karın evet. Hatta en riskli. Biraz evet. Anne ameliyatı da anne sonrası estetik düşünenler için de bunu sormak evet. istiyorum. Çünkü evet normal doğum var bir de sezaryen dediğimiz olay var. Şimdi bu sezaryandan sonraki kalan o alt göbek özellikle benim de çevremde çok fazla var. Rahatsızlık duyuluyor. Burada o fazla deriyi alıyor musunuz? Gerektiği zaman evet, gerekmediği zaman liposuction artı bir sıkılaşmayla o bölgeyi toparlayabiliyoruz. Yine burada kişinin cilt kalitesi çok önemli. Yani bazı ciltler çok çatlak ve böyle ince, çatlak hayal edebilirsin bu evet. dediğimi. İnce, çatlak ve böyle dokunduğun zaman pelte gibi olan cilde kesinlikle sıkılaşma bile fayda etmeyebilir. Yani bir cihazla liposuction yapayım sonra sıkılaştırayım sonuç almayabilirsin. O cilde germe daha iyi olacaktır. Hmm. Tabii fazlalık miktarına da bağlı. Yani şöyle bir sarkma olması lazım. Yoksa hani hiç sarkmamış o ciltte bile sıkılaştırma ile liposuction'a sonuç elde edebilirsin. Bir de şey vardır böyle çatlamayan, kalın biraz daha kalınca ve gergin duran ciltler. Onlardaysa çok güzel liposuction'a sıkılaşmayla karın germeye gerek kalmaksızın halledilebilir. Niye karın germeye gerek kalmaksızın diyorum. Çünkü karın germenin bir iz olarak bedeli var. Evet. Şimdi o iz mesela bir hastayı rahatsız eden bir iz mi oluyor bittiğinde? Şimdi bu neden rahatsızlık duyduğuna bağlı? Yani bikini çizgisinin içinde, bikininin içinde, iç çamaşırın içinde kalan bir iz rahatsız ediyorsa... Ha dışarıdan görünen bir iz olmuyor yani. Aslında apandis ameliyatı olduğumuzda nasıl şurada bir iz kalıyor ama bunda hani öyle bir görünen, dışarıdan baktığında görünen bir iz kalmıyor mu? Bunda tamamen bikini çizgisi dediğimiz çizgiye oturttuğumuz yarım ay şeklinde bir iz var ve iz oluşturmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Bu kısa olabiliyor. Biraz daha uzatabiliyoruz kişinin fazlalığına göre. Hı hı. Ama sonuçta hani bikini giydiği zaman bu kişinin bu iz görünmeyecek. Görünmeyecek. Prensip bu. Evet. Ama dediğim gibi gerekmiyorsa bu izi bırakmaya da gerek yok. Direkt olarak liposuction artı sıkılaşmayla halledebileceğimiz bir şey de bir o altyapı varsa kesinlikle onu tercih ediyoruz. Şimdi biraz izleyicilerin de anlayabilmesi için şunu sormak istiyorum. Liposuction artı sıkılaşma dediğinizdeki o sıkılaşma aleti nedir? Şimdi çünkü şöyle bu sefer bana soracaklar o sıkılaşma neydi diye yani. Şimdi. Ya da atıyorum ben liposuction yaptırmak istemiyorum sadece bu sıkılaştırmayı yapabiliyor muyum? Yani evet bu da olabiliyor mu? Bu seçeneğiniz de var mı mesela? Evet ama genellikle o liposuction'sız tek başına pek olmuyor. Hmm. Şimdi burada bu liposuction dünyasını bir açmak lazım. Çünkü liposuction şimdi bizim konvansiyonel liposuction. Konvansiyonel klasik yöntem. Yani normal bir çubuk, hiçbir ekstra şey var, bir aspiratör var. Önce sıvı veriyoruz, daha sonra bu çubukla oradaki yağları alıyoruz. Bunun ultrasonik başlığı olan var. İşte ultrasonik enerjisiyle yağları biraz kırıyor. Cildi sıkılaştırdığı iddia ediliyor. Ben çok katılmıyorum. Bunun lazerle aynı cildi hem yağları kırıp hem cildi sıkılaştıran versiyonu var. Benim kullandığım işte radyo frekans enerjisini argon gazıyla soğutarak orada bölgesel sıkılaşma yapan riski daha az olan cihazlar var gibi gibi. Yani liposuction'ı yapıyorsunuz sonra bir cihazla tarıyorsunuz öyle düşünün. Bu tarama sonucu şöyle bir efekt oluyor. Bir poşete çakmağı tuttuğunuzda böyle anlık büzüşür ya onun gibi cildi aslında bunlar bir tür ısı enerjisiyle bir büzüştürüyorlar. Ve o büzüşmeyi genel olarak yaydığınız zaman güzel bir toparlanma sağlıyor.
Buna benzer bir etki oluşturuyor. Sıkılaşma dediğim bu. Yani bunu liposuction yaparken yapan cihazlar var. Lazer gibi. Bir de ayrıyeten uyguladığımız cihazlar var. Ben o ayrıyeten uygulanan cihazları daha sağlıklı buluyorum açıkçası. Tamam, peki. Şimdi birazcık da silikona gelmek istiyorum. Meme estetiği, silikon günümüzde de tercih ediliyor ama burada mesela ekstra şöyle bir bilgi de biliyorum ben, hani siz yönlendirin tabii. Vücuttan yağ alarak da enjekte edilen bir meme yapılıyor. Mesela bu evet. Nedir ya da silikon mu tercih etmeliyiz? Biraz da bunlarla ilgili yönlendirme isteyeceğim sizden. Şimdi meme estetiği dediğimiz zaman meme estetiğinin küçültmesi var, dikleştirmesi var, büyütmesi var. Sizin dediğiniz daha çok büyütme kısmında. Evet. Bir oradan bir gireyim. Evet. Şimdi meme 9 kadından birinde kanser üreten bir organ. Bu nedenle ben memede kafa karıştırıcı bir şey yapmak taraftar değilim. Bu kafa karıştırıcı şey ne? Memenin içine yağ vermek gibi. Siz bu yağ verirsiniz. Radyologlar da biz bunu anlıyoruz. Hani o yağ olduğunu anlayabiliriz diyorlar ama yağın verdiği efektle kanserin verdiği efekt ultrasonda karışabilir. Hmm. Çünkü ikisi de aynı tip bir kalsifikasyon oluşturuyorlar. Neredeyse birbirine çok benzer. Yani çok tecrübeli olmayan biri "Aa, bu kanser" dediği anda çok hayat. Farklı yerlere gidebilir. Yani bir taşa bakar, kuyuya atılacak. O nedenle ben şahsen yağla meme büyütülmesine çok taraftar değilim. Bence silikon bir numaralı seçenektir. Popo büyütmede de yağ çok kullanılıyor ama onunla da ciddi can kaybı oluşma riski var. Geçen yıl 2-3 kişi vefat etti bu yüzden. Yağ enjekte. Popo yağ enjeksiyonu yüzünden. Onu da riskli bulduğum için popoya da implant aslında. Yani sonuçta memeye de popoya da implant birazcık daha riski daha az ve daha sağlıklı seçenekler olarak düşünüyorum. Ama tabii ki bir sürü yapılıyor. Yani Türkiye'de bu kadar çok yapıldığı için bu kadar da problem oluyor aslında. Hani bir sürü de mutlu olan da insan var popo yağdan özellikle. Meme yağda da aynı şeyler geçerli 3 aşağı 5 yukarı ama ben riskli buluyorum. Ben memede implant taraftarıyım. Bir meme büyütme yapacaksak implant. Bir de meme büyütmek isteyen insanların çoğu zaten kilolu değiller. Çok zayıflar. Evet. Çok zayıf birinde yağ bulamayacağın için o memeyi de büyütemiyorsun zaten. Doğru. Peki meme büyütme ameliyatından sonra yaşanabilecek sorunlar neler olabilir ya da ne kadar sürede iyileşebilirsiniz? Büyük sorunlar, küçük sorunlar. Evet. Yani bir meme implantının enfeksiyonu burada en büyük sorunlardan biridir mesela. Bunun çözümü meme implantını değiştirmek, aylarca tedaviler, ameliyatlar da gerektirebilir. Küçük bir yara enfeksiyonu da olabilir, 2-3 günde iyileşebilir. İmplantın yer değiştirmesi vesaire gibi birçok soruna gebe bir ameliyattır ama bir yandan da en az problem yaşadığımız ameliyattır. Hastanın minicik bir kesisi vardır. Memeleri büyümüştür ve bundan gayet mutludur. Hatta hafif asimetrik olsa bile bundan mutlu oluyorlar. Evet. Yani, plastik cerrahın erkekler için ve kadınlar için birer tane böyle fantastik ameliyatı var. Bence kadınlar için meme büyütme, erkekler için de saç ekimi. Bunlar gerçekten memnuniyet oranları o kadar yüksek ki ufak tefek hatası vesairesine bakılmıyor. Yani bir meme küçültmede benim bir meme ucum diğerinden 1 milimetre niye yukarıda diye bir hesap sorulabilirken meme büyütmede kesinlikle böyle bir soru sorulmuyor. Çünkü çok mutlu oluyorlar. Evet. Olmayan bir şey ortaya çıkıyor. Evet. Peki meme küçültmede burada nasıl bir yol izliyorsunuz? Meme küçültmede genellikle meme küçültme daha doğrusu aslında şey mi? Bir sağlıksal problem olduğu için mi meme küçültmeye gidiliyor? Evet, ben meme küçültme ameliyatlarını çok estetik ameliyatlar olarak bulmuyorum. Meme küçültme bence bir konfor ameliyatıdır. Çünkü memesi büyük olan kişinin omuzunda sütyene bağlı çökükler, sırt ağrısı, boyun ağrıları, ciddi anlamda hayat kalitesini zorlaştıran bir şey vardır. Yani bir boynunuza böyle bir yarım kiloluk taş bağlayın iki tane. Gün boyu bir gezin bakın ne peki, oluyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Evet. Evet doğru söylüyorsunuz ama buradan bu sorudan devam edeceğim ama. Peki meme büyüttüğümüzde de o sorunlar ortaya çıkmıyor mu? Göğüslerine gere gere dolaşıyor. Yani sonuçta orada da bir büyüme oluyor yani. Hani tam zıt aslında. Şimdi orada özlenen bir şey var. Çok ağrı bir yapsa da kimse sesini çıkartıyor. Hayır, diğer meme kadar hiçbir zaman ağır olmuyor. Yani bir büyük bir memeden kastettiğim 3 kiloluk bir ekstra. Diğerinde 500 gram bir şey koyuyorsun. Evet doğru. Yani, orada biraz şey var. Bir de dediğim gibi çok büyük bile olsa insanlar yokluğundan sonra onu çok dert etmiyorlar. Doğru. Peki bu meme küçültme ameliyatından sonra insanlar yani daha doğrusu bu meme ameliyatlarından sonra ne kadar süre sonra hayata başlayabilirler?
İşe gidebilirler, araba kullanabilirler. Çünkü aslında kolla alakalı bir işlem oluyor orada. Bir ağrı oluyor. Evet. Masa başı bir işiniz varsa, örneğin senin işin. Seni 3 gün önce ameliyat etseydim yine 3 gün sonra bu programı yapabilirdik. Gerçekten. Evet. Hemen gün alıyorum. Birçok hastamız 3. gününü arabasını kullanıp bize muayeneye geliyor. Meme büyütmede de, küçültmede de böyle. Çok ağrı problemi yaşadıklarını söyleyen, internette yazan çok fazla kirli bilgi var. Evet. Bir de buna bir açıklık getirmek gerekiyor. Yani hastalar geliyor internette şöyle kötü, böyle kötü. Çünkü internette kimse güzel tecrübesini yazmıyor. Kimse internette şöyle bir şey yazmıyor. Ben girdim, 3. ameliyatta 3 gün sonra arabamla işime gittim, çok mutluyum. Kimse bunu yazmıyor. Birinde fazlaca bir ağrı olduysa 3 hafta yerimden kalkamadım. Bunu yazıyor. Evet. Yani yakınmalar birikiyor. Aslında bir bilgi kirliliği var internette yakınmalardan dolayı. Yani bir sürü şikayet var ama memnuniyetini kimse yazmıyor. Evet. Bu nedenle bu konuda çok fazla bilgi kirliliği var. Ben net söyleyeyim %90 hastamda 3. gün masa başı işini yapabilecek pozisyona gelir. Bu karın germe için bile geçerli. Evet, liposakşından sonra ne kadar süre? Mesela bir gıdı, göbek ve bacak liposakşını yaptırdık bir hastanız geldi. Ne kadar? Şimdi göbek için, gıdı için aynı gün zaten normal hayatına neredeyse dönebilirsin. Ya da bir gün sonra diyelim. Göbek yani, ve gıdı için söylüyorum. Korseni takıyorsun, çıkıyorsun. Ama bacak bölgesi biraz çok fazla hareket eden ve daha sıkıntılı bir bölge olduğu için onda birkaç gün istirahat daha iyi olacaktır. Ama dediğim gibi 3 gün, 1 hafta. Bu 1 haftadan sonraki süreç biraz kişiye de bağlı, kişinin yaptığı işe de bağlı. Değişiyor ama biz bir haftada birçok hastamız normal günlük hayatına birçok aktivitesini yapabilecek kadar dönüyor. Net. Aslında bütün kadınların sorunu olan bir sorunu sormak istiyorum. Şu an aklıma geldi. Selülit için neler söylemek istersiniz hocam? Yani çünkü evet liposakşın yapıyoruz. Mesela ben kendi adıma söyleyeyim. İç bacak ve basen liposakşını yaptırmış bir insanım. Ve çok memnunum. Ama tabii ki yani bu hani... mankenlerdeki gibi bir bacak olmuyor. Çünkü onlar çok sıkılar. Yani evet. Bir spor da yapman gerekiyor tabii ki. Ama bu selülite ne yapacağız? Nasıl bir çözüm var? Ya da ne nasıl gider? Biraz önce bahsettiğimle aynı problem aslında. Selülit de bir dolaşım problemidir. Yani lenfatik dolaşımının belli bir yerde iyi olmamasından kaynaklı bir problemdir. Bunun beslenmenin büyük bir payı var. Spor yapmamanın, hareketsizliğin büyük bir payı var. Bir de bir şeyin daha payı var ama onun çözümü yok. Östrojen. Yani kadınlar için hormonal yapı ne yazık ki selülite daha yatkınlaştırıyor. Erkek gördüğünüz gibi evet. Selülitli erkek yoktur. Evet. Niye? Östrojen yok çünkü. Yani kadınlık hormonunun östrojene yatkınlaştırıcı bir yanı da olduğu için kadınlar da bir -1'le başlıyorlar. Bunun yanına birazcık beslenmesi kötü, bir de spor yapmıyor, hareketsizse... Ben bunu hiç bilmiyordum ve şu an sizin öğrendim. Gerçekten evet erkeklerde hiç yok selülit ve bu östrojen hormonuyla alakalı olan evet. Bir şey. Evet. Kadınların laneti. Evet gerçekten yani. Peki biraz da burun estetiğinden konuşalım. Tamam. Burun estetiği, daha doğrusu şunu soracağım. Mesela bir hastanız burun estetiği yaptırdı ve size geldi. Evet. Memnun değil. Onu alıyor musunuz? Mesela ilk önce böyle kendi bir soru. Kendi hastam. Hayır değil. Siz başkasına yaptırmış memnun değil ve ikinciye size geliyor. Nasıl bakıyorsunuz? Şöyle, önce kendi doktoruna bir kere git diyorum. Nasıl yapmış? Yani kendi doktoruna bu problemi çöz. Çünkü bence herkes kendi yaptığının sonrasında da takibiyle ve düzeltmesiyle sorumludur. Ben kendi hastamı asla bir yere göndermem. Başkasının hastası eğer ona gitti ve anlaşamadıysa, ben kendi doktoruma gittim ama benim kendi doktorum yapmak istemiyor diyorsa, işte burada ilk başta bahsettiğim psikolojiye bir bakmak lazım. Evet. Acaba bu burun güzel ama kişide mi sorun var yoksa gerçekten burun mu kötü? Bu noktadan sonra düzeltilebilecek bir şeyse bu sorumluluğu almak, ki bence bu çok büyük bir sorumluluk. Evet. Yani buruna girmek böyle hani bozulmuş yapılmış bir şeye girmek gibi. Her şey ameliyatı da zor, sonrası da zor, hastayı idare etmek de zor. Zor bir süreç kısacası. Ama şöyle de bir şey var. Burun ameliyatı, bence implantlı meme dikleştirme de biraz öyle ama plastik cerrahin en zor ameliyatı. Burun mu? Neden? Bir kere kontrol altında değil. Şimdi hem kemik, hem kıkırdak, hem de yumuşak doku, hem ciltle uğraşıyorsunuz. Ameliyathanede istediği kadar düzgün olsun, 6 ay sonra nasıl olacağını kesinlikle garantisini veremezsiniz. Gerçekten mi? Evet. Kişinin yüzü asimetriktir, bir tarafı küçüktür, bu taraftaki kasları kısadır,
burnu kısa olan, küçük olan tarafı doğru yatabilir. Bunun örneğini yaşadım. Daha sonra hasta yağ dolgusu yaparak falan bunu, hatta üçüncü kez ameliyat ettim kendi hastamı. Yani bu tip kişiye bağlı problemler. Kişi ödemleniyor mesela, ameliyatı ettin, çok güzel fotoğrafını gösteriyorum. 6 ay sonra diyor ki benim burnumun ameliyattakiyle alakası yoktu. Evet. Çünkü kaydı. Çünkü ödemlenmiş. O ödemde bir şekilde taşlaşma olmuş. Bu kalsiyum gidip oturuyor ödeme vesaire. O bölgesinde olmaması gereken bir çıkıntı oluşmuş. Yani burun ameliyatı bir kontrollü bir ameliyat değildir. Biraz önce söylediğim meme implantındaki mutluluk, çünkü yapıyorsun ve sadece meme dokusuyla uğraşıyorsun. İmplantı koyuyorsun. Okey. Hiçbir sıkıntı yok. Kemik büyüyebilir. Kıkırdak hafızalı bir şeydir. Siz bir şekilde enersiniz, eski haline dönebilir. Yumuşak dokular ödemlenip buradaki ödem kalıcı hale gelebilir gibi gibi. Burun çok problem çıkaran bir bölge. Ki dünyada yapılan araştırmalarda, hani kim yaparsa yapsın cerrahisini, hani istersen dünyanın en ünlü plastik cerrahı da yapsın, 10 hastadan ikisi tekrar ameliyat edilmek zorunda kalınıyor. Yani onda 8 başarı olan bir ameliyat. Evet, zor bir ameliyat. Birazcık çünkü şans faktörü bile evet. Bu işin. Yani kişinin hani bu senin bünyen derler ya. Evet. Bu bünye gerçekten, yani şimdi benim yüzümde bir sürü ben var, senin yüzünde yok mesela. Niye? Yani bizim açıklayamadığımız bir sürü şey var. İnsan metabolizmasının açıklayamadığı bir sürü şey var. O yüzden burunda da benim burnum niye böyle oldu? Yani burada diyebileceğim... Cildim böyle. Yani bu şans meselesi gibi bir şey. Yani bu niye benim başıma geldi? Evet. Gibi. Aslında hastalarınızla da bu şekilde konuşuyorsunuz ve gerçekten de doğruları yönlendiriyorsunuz. Yani ben bildiğim ve gördüğüm için de söylüyorum. Yani birisi size geldiğinde ona fazladan bir şey hiçbir zaman yapmıyorsunuz. Ya da birisi size geldiğinde benim neye ihtiyacım var dediğinde gerçekten ona ihtiyacı olanı söylüyorsunuz. Peki yani bu ihtiyacı olandan fazlasını isteyen insanlara da söylüyor musunuz? Yani bak bu fazlaya giriyor artık. Şöyle diyorum, bunu yapıyorum ama kimseye benim yaptığımı söylemem. Çok iyi. Çünkü benim mesela doğallık dışına çıktığım bir örneğin dolaşmasını istemiyorum. Evet. O yüzden orada böyle biraz temkinli oluyorum. Biraz önce bir soru daha sormuştun ama dur. Hangisiydi? Bir önceki. Burunla alakalı olan mı? Burunla bunun arasında doğallık. Neyse birazdan tekrar. Ay yavaş artık programın sonuna geliyoruz. Çok, evet, çok keyifliydi. Yani, bir şey anlatmadı. Bir sürü de şey konuştuk. Ayak bileği, liposuction özellikle. Son olarak şeyi sorayım aslında. Çok sorulan bir soru. Liposuction'dan sonra kilo alınırsa evet. Ne gibi problemlerle karşılaşırız? Ve o liposuction yapılan bölge tekrar kilo alır mı? Bence en güzel soruyla zirvede kapatalım. Evet, şimdi liposuction'da aldığımız şey nedir? Liposuction'da deri ile kas tabakası arasında bir dokuyu alıyoruz. Hı hı. Bunları bilye gibi düşün. Böyle binlerce bilye. Tamam. Kilo aldığımız zaman bu bilyeler büyüyor, kilo verdiğimiz zaman küçülüyorlar gibi düşün. Ve bunu yaratılırken biz düzenli bir şekilde bu bilyeler. Biz liposuction'da bu bilyelerin sayısını azaltıyoruz ve yeni bir düzen getiriyoruz. Yeni getirdiğimiz düzen o an için, o kilo için düz. Ama bilyelerin biz düzenini, asıl düzenini bozduğumuz için bunlar büyüdüğü zaman, yani kilo aldığı zaman ya da tam tersine küçüldüğü zaman, kilo verdiği zaman bu sefer engebeler oluşabilir. Dalgalanma dediğimiz şey. Dalgalanmalar oluşabilir. Artı, biraz önce yine sorduğun soru, bu bölge kilo alır mı? Bilyelerin sayısı azaldığı için, büyüme de daha az olacağı için normalde aldığı kadar o bölgeden kilo alamaz. Yani normalde aldığındaki hacimlenme, yani göbeğine liposuction yaptırdığında normalde 5 kilo aldığında bu kadar büyüyorsa, liposuction'dan sonra 5 kilo alırsan bu kadar büyür. Yani çünkü o kadar bilyeleri büyür. Azalttık aslında. Aynen. Ama oradan depolanacak ya, biraz önceki örnekteki gibi gidip bu sefer baseninde birikebilir mi? Evet. Birikebilir. Başka bir yerde daha fazla. Çünkü bir ekstra enerji var, onu illaki bir yere koyacaktır. Aslında burada liposuction'dan sonra çok duyulan bir cümleyi de açıklama getiriyorsunuz. Evet, ben karın liposuction'ı yaptırdım ama daha sonra karnımda çok büyümeye başladı. Basenimde çok büyümeye başladı. Aynen öyle. Evet, çünkü artık yağlar orada depolanmaya başladı. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, umarım etkileyici ve bilgilendirici bir program olmuştur. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.
Karın gelme, ne istiyorsan yaparız. Bir saate oradayım. Wow, bu çocuğum adam. Thank you.